Halk arasında domuz gribi olarak bilinen H1N1 virüsünün de yer aldığı gribal enfeksiyonlar özellikle kalabalık ve kapalı ortamlarda bulaşma riskini çok daha arttırıyor. Uzmanlar her yıl kış aylarında artış gösteren ve son dönemde sıkça karşılaşılan gribal enfeksiyonların insandan insana öksürük ve hapşırıklarla havaya saçılan virüsler nedeniyle kolayca bulaştığını belirtiyor halk arasında domuz gribi olarak bilinen H1N1 virüsünün de yer aldığı gribal enfeksiyonlar, son günlerde 7'den 70'e pek çok kişiyi etkisine alırken, özellikle kalabalık ve kapalı ortamlar bulaşma riskini çok daha artırıyor. İç hastalıkları uzmanı Doktor Keramettin Şar, her yıl kış aylarında artış gösteren ve son dönemde sıkça karşılaşılan gribal enfeksiyonların insandan insana öksürük ve hapşırıklarla havaya saçılan virüsler nedeniyle kolayca bulaştığını belirterek, H1N1'in de yer aldığı gribal enfeksiyonlar, yüksek ateş, boğaz ağrısı, burun akıntısı, tıkanıklığı, kuru öksürük, yaygın kas ağrıları gibi belirtilerle ortaya çıkarken, zatürreye varan ciddi hastalıklara yol açabiliyor uyarısında bulundu. Hastalığın virüs bulaştıktan sonra 18-72 saat arasında ortaya çıktığını belirten Dr. Keramettin Şar, alınacak bazı basit ama etkili önlemlerle gripten korunmanın mümkün olduğunu vurguluyor. İç hastalıkları uzmanı Dr. Keramettin Şar, alınacak 8 kritik önlemi anlattı. Özellikle okullar, kreşler, toplu taşıma araçları ve alışveriş merkezleri gibi kalabalık ortamlar virüslerin kolayca bulaşmasına neden olduğunu belirterek bu nedenle şart değilse kalabalık ve kapalı ortamlardan kaçınılması gerektiğini, bulunulan ortamda pencereleri ara sıra açarak içeri temiz hava girmesinin faydalı olacağını söyledi. Çok yakın mesafeden konuşmamaya özen gösterin. Hasta kişilerle de yakın temastan kaçının dedi gripten korunmak için sağlıklı beslenme ve hijyen kadar sağlıklı bir uykunun da şart olduğunu söyleyen Şar, uykusuzluk bağışıklık sistemini zayıflatıp vücut direncini azaltarak birçok hastalığa zemin hazırlıyor. Bu nedenle en az 6 saat uyumaya özen gösterin açıklamasında bulundu. Hamileler, 70 yaş üzeri yaşlılar, kronik hastalığı olanlar ve kalabalık ortamlarda çalışanlar, kışla, okul, hastane ve benzeri her yıl grip aşısı olmalıdır. 50 yaş üzeri herkesin de zatürre aşısı olması gerekir zatürre aşısının iki çeşidi bulunuyor. Eskiden 5 yılda bir yapılması gerekiyordu. Ancak son dönemde geliştirilen zatürre aşısını hayatınızda bir sefere mahsus yaptırmanız yeterli oluyor diyerek grip aşısının önemini vurguladı.